Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir börek tarifim var. Kesinlikle tadına bakan herkes, ama abartmıyorum, herkes el açması sanıyor. Kesinlikle hazır yufka kullandığınızı kimse anlamayacak ve lezzeti bile el açmasıyla birebir arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir börek. Bütün püf noktası kullandığımız sosunda arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır böyle gördüğünüz gibi. Nefis. Gerçekten mutlaka denemenizi istediğim tariflerden yine birisi. Özellikle sahurda yapabilirsiniz. Çok kolay, çok oldukça az malzemeli. Ben bugün kıymalı yapmayı tercih ettim, çocuklar seviyor diye. Sizler dilediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz bu böreği. Dediğim gibi ben kıymalı yaptığım için ilk önce iç harcını hazır ediyorum. Bol soğanlı olması çok lezzetli oluyor. 2 adet kuru soğanımı böyle küçük yemeklik doğradım. İlk etapta soğanımı kavuruyorum. Biz soğanı bol seviyoruz arkadaşlar, ama isterseniz bir adet kullanabilirsiniz. Yumuşamaya başlayınca kıymamı ilave ediyorum. Yaklaşık 300-400 gram arası kıyma kullandım. Miktarı size kalmış bir şey. Bu aşamada isterseniz bir adet rendelenmiş patates de ilave edebilirsiniz. O da çok yakışıyor bu böreğe. Kıymamı böyle ezerek kavuruyorum. Bir diğer püf noktası, kıymanıza birazcık böyle su ilave edip kavurursanız kıymanız böyle tane tane olacaktır. Kıymamızı da güzelce kavurduktan sonra tuzunu, karabiberini, çok az toz kırmızı biber ilave ettim ben. Dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Çocuklar çok fazla baharatlı sevmediği için ben bu şekilde hazırladım. Kuru nane de çok yakışıyor aslında. Onu da ilave edebilirsiniz. Ama çocuklar çok sevmediği için ben ekleyemedim. Kıymalı iç harcımı soğumaya bırakıyorum. Böreğimizin sosunu yapmaya başlayalım. Bir adet yumurta aldım. Derin bir kabın içerisine bir dolu yemek kaşığı sirke, bir su bardağı sıvı yağ ve asıl püf noktası kabartma tozu, bir çay bardağı un ve maden suyu. İnanılmaz lezzetli, çok güzel bir sos oluyor arkadaşlar. Bütün böreğimize bütün kıvamını verecek olan sır bu sosta aslında. Güzelce karıştırıyorum. Unlar topaklı halde kalmasın. Güzelce karıştırdıktan sonra sosum da hazır. Tepsimi hazırladım. Yağlı kağıt koydum. Ben Türkiye'den getirdiğim yufkaları kullandım arkadaşlar. Şansıma çok fazla yırtılmadılar gördüğünüz gibi. Ama bu börek tarifini özellikle burada Avrupa'daki arkadaşlar için söylüyorum. Hazır paket yufkalarla bile yapabilirsiniz. Çok güzel sonuç alırsınız yani. Çünkü dediğim gibi sosu çok güzel kıvam veriyor böreğimize. İlk yufkamı açtım. Bu arada 3 adet 4 adet yufka kullandım. 3 adet kullandım, pardon, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Elimle sosu her yerine gelecek şekilde sürdüm ve diğer iki kenarını da uzunlamasına böyle içe doğru katlıyorum. Tepsimin boyuna göre, uzunlamasına göre ayarlıyorum onu da. Diğer iki uç kısmına da soğumuş olan kıymalı iç harcımdan yerleştiriyorum. Ve rulo yapıyorum. Bu kadar basit aslında. Ortada birleştiriyorum. Bıçakla kesip tepsime yerleştiriyorum böreklerimi. Gördüğünüz gibi bu kadar basit aslında. Bütün yufkalarımı, yani diğer iki yufkamı da aynı şekilde hazırlıyorum.
Biraz yırtıldı bu yufkam ama hiç sorun olmadı. Sosundan özellikle her yerine güzelce sürdüğünüzden emin olun. Tariflerim hakkında, özellikle menü videolarım hakkında geri dönüşleriniz için buradan toplu cevap olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum sizlere. Gerçekten çok beğendiğinizi söylediniz. Bu da beni çok mutlu etti. Emeklerimin boşa gitmediğini göstermiş oldunuz bana. Çok teşekkür ederim. Evet, kalan sosuma bir adet yumurta sarısı ilave ediyorum. Bu arada 4 yufka kullandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Açlıktan, yorgunluktan kafam, beynim durdu biraz. 4 yufka kullandım. Bir adet yumurta sarısı ekledim kalan sosuma ve bütün böreklerin üzerine dökeceğim sosumu. Bu böreği isterseniz önceden hazırlayın, üzerine streç geçirin. Sosu döktükten sonra tabii ki. Ta pişireceğiniz zaman fırına atabilirsiniz. Bütün gün dolapta bekleyebilir. Ve daha da lezzetli olur aslında. Ben hemen pişirdim. Fırınımı 200 dereceye açtım. Isınıyor şu an. Evet, az önce ne diyordum? Teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok güzel geri dönüşler yaptınız bana. Büyük memnuniyetle videolarımı, menülerimi çekmeye devam edeceğim. Her bütçeye uygun menüler de çekeceğim arkadaşlar. Onu kale aldım. Kesinlikle her gün böyle et ağırlıklı, kıyma ağırlıklı menüler gelmeyecek. Herkese hitap eden, herkesin zevkine, cebine uygun tarifler mutlaka gelecek. Takipte kalın diyorum. Evet, böreğimi böyle 3 parmak genişliğinde kestim, dilimledim. Servis etmesi daha kolay olsun diye. Üzerine susam ve çörek otu serptim. Ve 200 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. Güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 25-30 dakika pişti arkadaşlar. Ama lütfen altının ve üstünün güzelce kızarıp piştiğinden emin olmadan fırından çıkartmayın. Evet, böreklerimiz nar gibi kızardı. Gerçekten harika oldular. Fırından çıkınca hemen üzerine hafif temiz bir bez örtüyorum. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Çıtır seviyorsanız üzerini kapatmayın. Ama bizim evdekiler yumuşak sevdiği için üzerini bir bezle kapattım ve yumuşacık oldular. Ve gerçekten el açması tadında oluyor. Mutlaka deneyin. Önceden pişirmeden dilimlediğimiz için kolaylıkla, rahatlıkla çıkacaktır tepsiden. Gördüğünüz gibi. Evet, bu arada bu tarifi şimdiden deneyip yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olmuşken de lütfen zil işaretini tıklamayı unutmayın. Böylelikle ben ne zaman videoyu yüklesem sizlere bildirim gidecektir. Bu sayede hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Benden istediğiniz değişik menüler, tarifler varsa bu videonun altında yorum olarak bırakın. Ben de kale alıp kesinlikle en kısa zamanda sizden gelen istek tarifleri çekmeye devam edeceğim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Yarın sabah yine saat 10'da menüm yayında olacak. Takipte kalın diyorum. Hoşça kalın.